Herkese merhaba, ben Botan Bulut. ABK Teknik Uygulama Mühendisi olarak görev almaktayım. Bu videomuzda sizlerle SolidWorks Flow Simulation içerisinde hızlı bir şekilde mesh kalitesini nasıl artırabileceğimizden bahsedeceğim. SolidWorks Flow Simulation çalışmalarımızda sıkça mesh kalitemizin yeterince iyi olup olmadığı ile ilgili sorular soruyoruz. Aslında cevap çözümümüzün yeterince yakınsaması ve mesh'ten bağımsız olması. Mesh'ten bağımsızlık durumunu örnek üzerinden açıklayalım. Sürtünme katsayısı. Yani CD değerini öğrenmek istediğimiz bir akış analizi yaptığımızı varsayalım. Bu analizimizde öyle bir mesh uygulaması yapmalıyız ki kullandığımız mesh yapısının sonuçlarımıza bir etkisi olmadığını bilelim. Grafik üzerinde CD, sürtünme katsayısının mesh eleman sayımıza göre değişimini görmekteyiz. Grafiğimizi incelediğimizde 1, 2 ve 3 numaralı noktalarımızda sürtünme katsayımız, mesh sayımız 300 binden yaklaşık 500 bin eleman sayısına gelene kadar sürekli bir artış göstermiştir. Buradan sonuçlarımızın eleman sayımıza bağlı olduğunu, doğru olmadığını görüntüleyebiliriz. 4 ve sonrasındaki noktalara baktığımızda sürtünme katsayımızın 0.65 ve 0.66 aralığında kaldığını görmekteyiz. Bu veriler doğrultusunda yaklaşık 700-800 bin bandında eleman sayısı ile mesh'ten bağımsız bir analiz elde ettiğimizi görebiliriz. Çok düşük sayıda eleman doğruluğumuzu etkilerken yüksek eleman sayısı da bize gereksiz işlem yükü getirecektir. Örnek vermek gerekirse bu analizimizde eleman sayımızı 1 milyon 400 bin bandına çıkarmamız ile 800 bin civarında tutmamız arasında bir sonuç farkı olmayacak. Ancak neredeyse 2 kata varan hesaplama süremizde bir uzama göreceğiz. Şimdi SolidWorks içerisindeki bir farklı uygulamamızda bu durumu inceleyelim. SolidWorks Flow Simulation ile konik bir objenin ses üstü sıkıştırılabilir akış ile analizini yapacağız. Bu konik objemiz ses üstü hızlarda ilerlediği için bazı ses dalgaları oluşmasını bekliyoruz. Bu ses üstü dalgaların oluştuğu bölgelerde akışı daha iyi çözümleyebilmek adına iyi bir mesh'e ihtiyacımız var. Ancak çözümlemeyi yapmadan hangi noktada ses dalgalarının oluşacağını öngörmek zor. Burada hesaplama yaparken akışın kritik noktada olduğu bölümleri programın daha iyi mesh'leyebilmesi adına tanımlama yapmamız gerekiyor. Bu tanımlamayı da aslında iyileştirme sekmesinden yapıyoruz. Girdi verilerine sağ tıklayıp hesaplama kontrol seçeneklerine giriş yapıyorum. Açılan pencerede iyileştirme sekmesine tıklıyorum. Burada bazı seçeneklerimizin olduğunu görebiliriz. Hesaplama sırasında kullanabileceğimiz mesh iyileştirme seçeneklerine bir göz atalım. İyileştirme sekmesinde ilk sırada gördüğümüz iyileştirme düzeyi nedir? İyileştirme düzeyi bir mesh elemanını kaç kez bölüneceğini belirtir. Yani minimum mesh hücresinin büyüklüğünü yönetir. Şu anki projemizde yerel mesh kontrolü bulunmuyor ancak bulunsaydı bu kontroller için de düzenleme belirlememiz mümkün olacaktı. Bu iyileştirme düzeyine ulaşana kadar sıralı bir şekilde mesh uyarlama döngülerimiz devam eder. İyileştirme işlemlerine ihtiyacı olan alanları bulmak için son döngüde elde edilen çözüm ile var olan mesh içerisinde kütle, momentum ve enerji korunumları program tarafından karşılaştırılarak karar verilir. Bu bölümde ilk gördüğümüz yaklaşık maksimum hücre sayısı isminden de anlaşıldığı üzere hücre sayımızı limitlemekte. Peki neden sınırlamaya ihtiyaç duyarız? Çözüm uyarlamalı iyileştirme işlemleri mesh sayısını oldukça artırabilir ve bilgisayar kaynaklarımız yetersiz kalabilir. Bunun önüne geçmek için mesh sayımızı limitleyebiliriz. İyileştirme stratejisi olarak 4 farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bunlardan ilki periyodik seçim. Yani iyileştirme işleminin herhangi bir parametreye bağlanmadan düzenli olarak yapılmasını sağlar. Tablo biçiminde bölümünde iyileştirme işlemi için var olan bir tablo seçebilir ya da kendimiz oluşturarak bu verilere göre bir iyileştirme yapmasını sağlayabiliriz. Hedef yakınsaması ise şu an kullanacağımız seçenek olacak. Bu seçenek isminden de anlaşıldığı gibi proje ağacımızda seçtiğimiz hedeflerimize bağlanarak bu hedeflerin yakınsamasına göre bir iyileştirme işlemi gerçekleştirir. İstersek tüm hedeflerimizi seçebilir ya da belirli hedeflerimize göre mesh iyileştirmesi yapabiliriz. Diğer bir ayar ise gevşeme aralığı. Daha öncesinde bahsettiğimiz son mesh iyileştirmesinde oluşan sonuçlar ile yeni mesh iyileştirmesinin sonunda kalan hangi aralığın karşılaştıracağını belirlediğimiz alandır. Gecikme ise hedef yakınsama işlemi sonrasında ne kadarlık bir işlem sonrasında mesh iyileştirmenin başlatılması gerektiğini programa tanımladığımız bir değerdir. Ayrıca maksimum iyileştirme sayısını seçerek belirli bir düzeyde mesh iyileştirmenin üzerine çıkılması da önlenebilir. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra sonuçlarımızı kontrol edelim. Analizimi ben daha öncesinde çözdürdüm, sonuçlarımı yüklüyorum. Mesh iyileştirme düzeyini görüntüleyebileceğiniz grafiğimizi aktif hale getiriyorum. Burada bazı bölgelerde mesh yoğunluğunun arttığını görmekteyiz. Tabii ki bu yoğunlaşmalar rastgele değil, akıştaki ses üstü dalgalara göre oluştu. Koyu mavi iyileştirme yapılmayan bölgeler olmak üzere kırmızıya doğru giden bir skalamız bulunuyor. Mesh'imizi yakından incelediğimizde bazı bölgelerde 4. düzeyde mesh iyileştirmesinin yapıldığını görebiliriz.
Ardından da sonuçlarımızı aktif hale getirerek ses üstünde oluşan dalgalarımızı görüntüleyebiliriz. Ayrıca akışın yüzeyden ayrıldığı bölgede de meşin iyice yoğunlaştığına dikkat çekmek isterim. SOLIDWORKS içerisindeki örneğimizin yankıslama grafiğine bakalım. CD yani sürtünme katsayımız 1,52 değerinde yankıslama göstermiş. 1, 2, 3 ve 4 numaralı çizgilerimiz her bir iyileştirmenin hangi bölgelerde oluştuğunu tanımlıyor. Dikkat ederseniz 4. iyileştirme öncesinde düzensiz olan sonuçlarımız 4. iyileştirme sonrasında sabit bir şekilde ilerledi. İşte bu noktada sonuçlarımızın da mesh değerimizden bağımsız olduğunu anlayabiliriz. Videomuzda Flow Simulation içerisinde mesh uygulamalarımızı kolaylaştıracak olan iyileştirme seçeneklerimizden kısaca bahsetmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur.